2020 akrep ve yükselen akrep burcu olan herkese mutlu yıllar ama ben ülkem için ülkemdeki her insan için sevgi ve mutlulukla huzurla bereketle yani istekleriniz neyse Kalbinizden ne geçiyorsa, hastanız varsa şifası, parası, derdi olanın derdine Allah şifa versin. Mutlu ve huzurda yıllar olsun. Her şey az ağız tadında olsun istiyorum. Sevgili biz akrep burçları, benim ne burcum olduğumu merak ediyorlar. Ben ne burcu olduğunu bilmiyorum ama kendi akrebe çok yakıştırıyorum. O yüzden akrep gibi hissetmek istiyorum, rica ediyorum. Şöyle söyleyeceğim, 2018 yılından beri 3. evle alakalı bitmeyen derdiniz. Kardeşim. Yani üçüncü ev sorunları ne diye soracak olursanız. Kardeşler, eğitim, çocuklarınızın eğitimi. Yani ee, ailevi ama kardeş, akraba, yakın çevre alanlarla alakalı, yakın dostlar, yakın arkadaşlar, iletişim içerisinde olduğunuz insanlarla ilgili yaşadığınız, hani 2018 yılı ve biz 2020'deyiz. Hala aynı sorunlarla devam edecek miyim, neyeceğim diyorsan aynen öyle şekerim. Aynı sorunları. Ve öğrenmezseniz çünkü öğrenmek istemediğiniz için hep fayda yardım ve e, ben başarırım küllerimden doğarım dediğiniz için yine aynı sorunlar hayatınız içinde böyle e, bir fanus içinde dönüyormuş gibi siz de bu oh, fanusun içinde döneceksiniz diyoruz ki siz 3. ev konularını hiç hayatınızda yokmuş gibi davranın. <laughs> Aynen öyle. Akraba, kardeş, anne, baba, o, bu kenara atın. Sadece kendinize konsantre olun. Bu yılda aynı sorunlarla yaşamanızı istemiyorum. Eğer ki bu sorunları atlatamazsak ne olur? Kardeşlerimizle alakalı çok büyük sorunlar. Maddi, manevi ve siz biraz güçlü e, karakterseniz ve onlar sizin gücünüzü, maddi manevi noktalarınızı kullanmak istedikleri için artık sizin bu gücünüzden kullanılmasından o kadar rahatsız oluyorsunuz ama e, o da benim kardeşime ne olacak yardım edeyim? Bakın bu İlla kız kardeş, erkek kardeş, can gibi gördüğünüz, can kardeş, illa insan kan bağı olmak zorunda değil, kardeş gibi gördüğünüz, e, insanlar artık iyilik yapmaktan ama ben daha çok kardeş, yakın akraba ilişkilerini temsil eden, üçüncü ev sorunlarını e, e, oluşturdu iletişim, iletişim problemleri yaşayabilirsiniz, konuşmanız kitlenebilir, durup dururken iş yerinizde yanlış anlaşılabilirsiniz. Yani olmayacak sorunları kendi hayatınıza çekebilirsiniz. Çünkü zaten zorlayıcı iki yıl yaşadınız. Bu zorlayıcı yanlışını anlaşılma, kardeşlere yardım etme, parasal destekler, onun borcu, bunun borcu derken kendinizle alakalı hayatı o kadar unuttunuz ki yelpazeyi açıyorum, size ait bir yellenme evresi görmüyorum. Diyoruz ki biz bu yıl en azından kendimize yer açalım, o sorunları da halletmeye çalışalım. Çünkü kimse kan bağından, kimse işinden olmak istemez. O yüzden bizim öğrenmemiz gereken sorunlarımız, bağlı bulunduğumuz üçüncü ev konuları bize ciddi anlamda öğren, buradaki bağı kurtar, buradaki karmandan çık, yoluna bak demek istiyor ama çok zor olduğunu düşünüyorum çünkü sürekli aynı konular. Ne kadar uzak dursanız da sanki ben bu konuyu kapattım artık kimse bana dokunmasın diyorsun aynı dakika kapınızda bitiyorlar gibi. O yüzden bu sorunlar bu yıl devam edecek. O yüzden e, bu konuları biraz duymamazlıktan hatta gerekiyorsa aile terapisti ya da çevre terapisti alırsanız bu konuları daha rahat aşa aşacağınıza inanıyorum. İş konunuzla alakalı da sanki hep ben başa dönüyorum deriz ya ya ben her şeyi yapıyorum. Onu yaptım başa. Hani e, evet iki ay çok güzel geçiyor. Üçüncü ay tekrar başa dönüyorum. Yap öde yapma, yine başa dönüyorum. Yine başa dönüyorum yine başa. Çünkü senin sorun üçüncü evde. Başa dönmenin sebebi de bu aslında biliyor musunuz? Yani siz arkanızdaki sorunları eğer doğru dengeli ve planlı atlatırsanız hani başa dönmelerden kurtulacaksınız. Bu da size iyi bir oluşum sağlayacak. E, şöyle bir not almışım. Özellikle... E, şuraya bir bakayım ee, miraslı konular yani e, şöyle miraslı demeyelim size hak edilmiş paraları birilerine dağıtma özelliğine mi sahipsiniz akrep burçları? Yani e, cebindeki seni rahatsız mı ediyor? Yani bunları belki cebinde tutmak, altın almak, yatırım yapmak ya da güvendiğiniz bireyi bankanıza ya da bir toprak almanız. Hani birilerine dağıtmaktansa bunu sorumluluk haline getirip yatırıma döndürürseniz bu boşlukları da daha rahat atlatacağınızı, siz kimsenin süper kahramanı değil ya da süper kadını değilsiniz. Siz kendi yörüngenize dönüp kendi kahramanınız, kendi kadın olursanız daha hayatı bakışınız ve insanlara olan e, anlamadığınız noktaları daha çabuk kavrayacağınızı düşünüyorum. İş konusunda özellikle bu bu dönem yani 2020'nin e, sizin hayatınızda dördüncü ev konuları yine aile, kök, kökle alakalı noktaları da çözdüğünüz takdirde sağlıkla ilgili sorunlar da gündeme gelecek dördüncü evinizle ilgili. O yüzden e, bence bu yıl aile konularınızı masaya yatırın Ocak ilk haftası. Yani bu Haziran'a kadar lütfen sürmesin. Yani kendiniz bu gücü bulacağınızı düşünemediğim için Ocak ayında ben buna bu kadar yardım edebilirim. Ben bunu yapabilirim. Bu sistemi yapabilirim. Onun başka boyutuna çıkamam deyin. Olayın içinden çıkın. Ben ne diyorum size? Şöyle diyorum. Miraslar var. Hak edilen miraslar ve mahkemeler ve devam etmesi gereken işinizle alakalı da bazı mahkemeler gündemde olacak. Yani al, kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım diye kaygıların olmasın. Bu, bu mahkeme aslında sizin tecrübe sahibi olmanıza e, yaptığınız yanlışları iyilikten olduğunu ama insanların iyiliği hak etmediğine karar vereceğiniz için bu davayı kaybetmiş değil kendinizi kazanmış olarak göreceksiniz. O yüzden buna size kocaman bir artı yazmışım. Tebrik ediyorum. İnsanlarla konuşmayı öğrendin. Ne mutlu sana akrep ve yükselen akrep burçları demek istiyorum diye not da almışım. Hayret bir olay. Eee... 2020 şöyle bakalım. ikinci ve 8. ha şöyle bir sorunumuz var. İkizler ya aksayına yay ve ay ve güneş tutulmaları ikinci yani nedir para ve yetenekler 8. Ev, ölümden yani eşten boşandın mahkeme hak kaybetme kazanma olma ihtimal çok yüksek. Yani der ki ikinci ve 8. ev konularınızla alakalı o dönemlerde düzenleyeceğiniz yani eşinizi de Kocanızı da, eşinizde boşuyorsanız, paranıza göre boşayın. <laughs> paranıza göre okula yollayın. Yani öyle demek istiyorum. E, çünkü e, farkında olmayarak, çünkü e, ikizler yay aksında ve güneş tutulmaları çok etkili anlamda e, parasal konulara e, hakim kuracak. Bu da biraz sizin dengesizce. Büyük bir ihtimal anlamsızca hatalar yapmanıza sebep olacak. Yani lütfen o dönemlerde paraları gömün, dürün dürün. Yastık altımı yapacaksınız. Ne yapıyorsanız yapın. Lütfen özellikle 30 Kasım'a kadar. 8. evde çünkü ay tutulmanız 30 Kasım itibariyle gerçek denem, denemleyici öğreneceksiniz ya. Büyük bir ihtimal Ekim'e kadar diyorum. Ekim'den sonra size... Kurşun bile değmez. Yani kurşun adres sormaz diyorsanız yani lütfen onun gibi <laughs> e, parasal konularla ilgili noktalarınızı güvence alın. Kurşun adres sormaz. Çok güzel bir parçadır. Size darman ediyorum. Lütfen dinleyin. Ee, size çok güzel fırsatlar ve parasal konularınızdaki kaynakların büyük bir kavuşumuna, büyük bir oluşumunu sağlayacaksınız. Bu da yıl sonuna denk geliyor. Anam Eminem yılı bitirdin. Biz 2020'den bir şey anlamadık diyeceksiniz ama siz aile sorunlarınızı çözmeden 2020'nin 10. evine sizi yine varlık ve iş konumlarınızı 10. ev iş ve konum ve hayatla ilgili güzel açılımlar ve ev ve arazi planladığınız noktaların başlangıçlarınızı yap yapacaksınız diyorum. Yani bu kadar yoğun bir akrabanın arkasından size yine mucize yatırımlar veriyorum. Haberiniz olsun. Yani demek ki ciddi problemler Aralık ayı itibariyle bitmiş olacak. Yani çünkü Aralık ayında güneş tutulması var ve hayatınızdan sonra ciddi adımlar atacaksınız. Duygusal konuları geride bırakacaksınız. Eğer evlenmek istiyorsanız bile artık evlilik dediğimiz sürecin kararına girmiş olacaksınız. Ne diyeyim size? E, şunu demek istiyorum. Çok e, kendi kariyeriniz alakalı bazı akrep uçları eğitim konularıyla ilgili yarım bırakmalar olacak. Yani üniversitenin en tavan noktasına depresyona gireceksin, yarım bırakacaksın. Yani diyoruz ki eğitimini tamamla. Almak istediğim fikirlerim var. Yani e, belki de. Sağlıkla ilgili çok ciddi bir sorun görmüyorum ama Mars biliyorsunuz ki sağlık konularının hanesinde ve e, sonbahar döneminde bu gerilimler artacak. Yani ki, yani Türkiye'nin genelinde herkesin mutlaka hangi evinde olduğunu görmek lazım Mars'ın enerjisini rica ediyorum. Ona göre e, şey yapıyoruz ama genelde herkesin evine bu evre girecek ve bu sağlık konularıyla sınanılacak. Çünkü Mars e, e, Mars nereden çıktı ya? E tabii tabii de Mars'ın e retrosu sizin hayatınızda sanki boyun tutulması ama omurilik tutulmasına benzeyecek. Yani benim boynum mu tutuldu, sırtımda bir sorun mu var dediğimiz noktaya geçiş sağlayacak. O yüzden omurilik, boyun yani şuradaki ağrılarınız hat safhada olabilir. Ve iki yıl bunlarla ilgili bir tedavi ya da bu iki yıl çok dikkat yani 2020-2021 sonuna kadar bunlara çok dikkat ederseniz ileride sorunlarını bitirmiş olabilirsiniz ve hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyor olabilir bilirim diyorum. Çocuk isteyenlerde Çocuk tedavisi gerçekleşecek. Neden çocuk tedavisi? Özellikle e, erkeklerden kaynaklanan ya da yaşadığınız eşinizden kaynaklanan sağlık problemlerinden çocuk tedavisiyle oluşacağız. Bir de uzun süredir e, evdeki eşyaları ve komple her şeyi değiştirip yeni bir ev oluşturmak istiyorsunuz. 10. aydan sonra ne yapıyorsan yap. 10. aya kadar aileni doyur. Ondan sonra kendi evini doyurman gerektiğini düşünüyorum. E, sağlık olarak bu noktalarımız ama sizde saç dökülmeleri saç kıran stresten olabilir. Ya da e, iç kulakla alakalı egzama söz konusu, el egzamasınız olabilir. Bu da sinir sistemlerinizin çok fazla yıprandığı ve sizin yorgunluktan oluştuğunuzu söyleyebilirim. Evet mutlu yıllar akrep ve yükseleni akrep burcu olan tüm burçlar ve tüm Türkiye diyorum.